Suriye ile mültecilerle ilgili bütün dünyanın insani bakımdan dikkatlerinin üzerinde olduğu bir konuda bugün değerli meslek mevkidaşlarımı Gaziantep'te ülkemizde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Her şeyden önce kendilerini ülkemizde tekrar gelmeleri dolayısıyla tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Ve bu özel günde birlikte ortak bir gündemle hareket etmenin onurunu taşıyoruz. Birlikte bugün değerli mevkidaşlarımla, dostlarımla Nizip'teki kampımızı ziyaret ettiğimizde çocukların nasıl bütün bu insani ihtiyaçlarına etkilendiklerini bir kez daha gördük. Çocuklar dünyanın en masum varlıkları ve maalesef bugün Suriye'de yaşanan büyük insani ihtiyacı denen en fazla etkilenen onlar. Türkiye'de şu anda 10 binlerce Suriyeli yetim çocuk var. 152 bin Suriyeli Türkiye'de hayata gözlerini açtı. 700 bini aşkın Suriyeli mülteci çocuğumuz eğitim imkanları bekliyor. Ve bütün onları insani bir perspektifle ele alma sorumluluğu hepimizin üzerinde. 29 Kasım'da bizi bir araya getiren zirvede ana konulardan birisi Ege'de hayatını kaybeden Aylan Bebek gibi yavrularımızın bir daha hayatını kaybetmemesi için ortak bir tavır sergilemekti. Üzerinde birçok yorum yapıldı. Ama şunu ifade etmek isterim. Hem Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına hem de Avrupa Birliği ve Almanya adına, değerli dostlarım adına da bizim tek bir gayemiz var. İnsani bakımdan, İki Dünya Savaşı'ndan sonra yaşanan en büyük trajediye birlikte çözüm aramak. Bu mesele ne Türkiye'nin ne de Avrupa Birliği'nin tek başına üstlenmesi gereken bir mesele. Bugün birlikte bir araya gelerek önce Nizip'e gittik, kampımızı ziyaret ettik. Daha sonra Avrupa Birliği projelerinin bir önemli bir göstergesi olarak UNICEF'le birlikte Gaziantep'te ana çocuk merkezini açtık, toplum merkezini açtık. Şimdi de burada sizlerle birlikteyiz. Yaptığımız çalışmaları gözden geçirdik. Bu insani meseleye en doğrudan katkı nasıl sağlayabiliriz, bunu ele aldık. 29 Kasım'dan bu yana 3 kez Türkiye-Avrupa Birliği zirvesi gerçekleşti. Değerli dostlarım Türkiye'yi defaatlerce ziyaret etti. Sayın Merkel 4 kez misafirimiz oldu. Sayın Tusk 3 kez, Frans Timmermans ise haftalık neredeyse olağan ziyaretler yaptı Ankara'ya. Birlikte bu meseleye çözüm bulmak zorundaydı. Çok önemli mesafeler aldığımızı ifade edebilirim. Bir kere Kasım ayında 6000 civarında olan Ege'deki günlük illegal geçen kaçak göçmen sayısı kademeli bir şekilde önce 3000'e Ocak ayında, sonra Mart ayında 870'e ve birlikte uyguladığımız mekanizmanın işlemesinin başlangıcı olan 4 Nisan'dan bugüne de 130 civarına düştü. Birinci hedefimiz ayran bebeklerin bir daha cansız bedeninin Ege sahillerine vurmamasıydı. Çok önemli mesafeleri birlikte aldık. Şunu bir kez daha ifade etmek isterim. Değerli dostlarım huzurunda. Türkiye, mülteciler konusunda sınanacak bir ülke değildir. Bu bağlamda bu krizden hareket ederek bu insani krizi bir taraftan çözerken diğer taraftan da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini çok sağlam bir zeminde proaktif ve birlikte yol alacağımız yeni bir stratejik eksene oturtmak hedeflerimizden birisi. Bu da gerçekleşiyor. Bu noktada da en önemli husus, geri kabul anlaşmasının devreye girmesiyle birlikte vize muafiyet anlaşmasının da inşallah Haziran ayı içinde devreye girmesi. Türkiye için bu hayati bir konudur. Türkiye halkına bizim taahhüdümüzdür, Türk halkına. Önümüzdeki günlerde inşallah meclisimizden gerekli bütün düzenlemeleri geçireceğiz ve Avrupa Birliği tarafından Avrupa Komisyonu'nun Mayıs içindeki raporu sonrasında gerekli adımların atılmasını da bekliyoruz. Türkiye ve Avrupa Birliği olarak birlikte çok önemli bir krizin içinden omuz omuza çıkma çabası yanında ilişkilerimizde yeni bir stratejik zemine oturtmuş bulunuyoruz. Ben bütün bu süreç içinde birlikte gösterdiğimiz gayretler dolayısıyla değerli mevkidaşlarıma, dostlarıma teşekkürü bir borç biliyorum. Sayın Tusk bütün bu süreci Avrupa Konseyi Başkanı olarak dirayetle yönetmiştir. Her aşamada devreye girerek bütün tıkanıklıkları aşılmasına büyük katkı sağlamıştır. Sık sık telefonda ve bir araya gelerek Türkiye'de, Ankara'da ve Brüksel'de görüştük. Her tıkanıklığı birlikte aşma çabası içinde olduk. Sayın Angela Merkel
gösterdiği liderlikle en başından itibaren mülteciler sorununa insani bir tavır sergiledi. Çok eleştirildi Almanya'da, Avrupa'da. Bizim Türkiye'de eleştirildiğimiz gibi. Ama kendisine de daha önce ifade etmiştim. Belli dönemlerde insani tutum alanlar muhalefet tarafından eleştirilseler bile tarih tarafından takdir edilirler. Tarihin altın sayfalarına yazılırlar. Ben son üç zirvede Kasım'dan bu yana ve yaptığımız çok sayıda toplantıdan edindiğim intiba şudur ki Türkiye'de de, Avrupa Birliği'nde de, Ankara'da da, Brüksel'de de, Berlin'de de bugün güçlü bir siyasi irade vardır ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri çok doğru bir eksende, işbirliği çerçevesinde ileriye doğru gidecektir. Ben tekrar değerli misafirlerimize hoş geldiniz diyorum ve tekrar tekrar Türkiye'ye ve Gaziantep'e gelmeleri için davette bulunuyorum. Şimdi sözleri kendilerine vereceğim. Good evening and let me first of all thank Prime Minister Davutoglu for the invitation to Gaziantep today. We last met in Brussels on the 18th of March when we concluded an ambitious agreement between the European Union and Turkey with an aim to stem irregular migration and to create a legal avenue from refugees to seek and obtain asylum in Europe. Our visit here today is part of the follow-up to that agreement. Since the March agreement, we have seen a sharp reduction of the illegal migration flows across the Aegean. Our return operations are working in tandem with resettlements of Syrian nationals from Turkey to EU member states, demonstrating the desired shift from illegal to legal migration. This is a big and complex undertaking, and much work still lies ahead of us. Our visit here today gives us the opportunity to discuss with Prime Minister Davutoglu the further implementation and next steps. Let me conclude, Prime Minister Davutoglu, dear Ahmed, by thanking you once again for your invitation, but also for your involvement and determination. I would like just to add that today Turkey, and it is not only a political and formal assessment, this is also my very private personal feeling, also after our today visit. Today Turkey is the best example for the whole world how we should treat refugees. No one has the right to lecture Turkey what we should be doing. I am really proud that you are my partner at Venice. I am absolutely sure that we will succeed. I have no doubt. We have no way. No other. Thank you very much. Sayın Angela Merkel, değerli dostum, Almanya Başbakan. Ja, sehr geehrter, lieber Ahmed Davutoglu, sehr geehrte Gäste, ich möchte mich bedanken für die Gastfreundschaft, ganz besonders auch bei der Bürgermeisterin und den Verantwortlichen hier vor Ort in Gaziantep. Wir haben heute die Möglichkeit gehabt, sehr praktisch einen Teil des EU-Türkei-Abkommens einmal in Augenschein zu nehmen und gleichzeitig zu schauen, was die Türkei an Anstrengungen unternimmt, um 3 Millionen syrische Flüchtlinge nicht nur zu beherbergen, sondern ihnen auch Chancen einzuräumen. Und die EU hat in ihrem Abkommen mit der Türkei ja das Prinzip der besseren Lastenteilung vereinbart. Wir wollen, dass die Flüchtlinge nicht illegale Wege gehen müssen. Wir wollen also nicht einfach nur die illegale Migration stoppen. Das ist unser Ziel, aber nicht so stoppen, dass wir einfach nur die Menschen sozusagen daran hindern, diesen gefährlichen Weg zu gehen, sondern sie sollen auch mehr Chancen in der Nähe ihrer Heimat haben und dem dient eben auch die Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Union und der Türkei. Dass wir gerade am Tag der Kinder heute hierher gekommen sind, hat einen symbolischen Wert. Wir haben das Camp Lise besucht, in dem Kinder und Familien eine Aufnahme gefunden haben, in dem Kinder auch
Ausbildung bekommen, in dem Kinder lernen können und in dem Menschen auch neue Fähigkeiten sich erarbeiten können. Das war sehr beeindruckend, was dort geschieht, aber das umfasst ja nur 10 bis 15% der Flüchtlinge und viele andere leben außerhalb von solchen Camps. Und hier setzen die Projekte der Europäischen Union an, die wir fördern wollen. Und da haben wir heute das erste Projekt einweihen können, das geführt wird von UNICEF und wo wir auch mit syrischen Flüchtlingen sehr spezifische Probleme besprechen konnten, was sie bewegt, was sie schon geschafft haben und was sie noch schaffen wollen. Die Dimension allein in einer solchen Stadt, wo 370.000 Flüchtlinge sind, davon 107.000 Kinder. Ein großer Teil dieser Kinder bekommt bereits Schulausbildung. In zwei Schichten wird in den Schulen gearbeitet, aber ein Punkt ist eben die Bildung, an dem wir mit unserer EU-Türkei-Fazilität, mit dem Geld, was wir geben, auch ansetzen wollen, ist, dass möglichst bald alle Kinder auch eine Schulausbildung bekommen können. Und jeder weiß, wie wichtig das ist. Es gibt viele traumatisierte Eltern, es gibt Waisen, es gibt viele Kinder mit Behinderungen. Und hier gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten, wie wir sinnvolle, gute Projekte machen können. Und ich bin sehr froh, dass die Europäische Kommission jetzt auch mit großer Geschwindigkeit neue Projekte identifiziert hat. Was wichtig war, ist einfach mal zu erleben, wie Menschen dann auch uns aus ihrem praktischen Leben erzählen und berichten. Und ich glaube, hier ist von besonderer Bedeutung auch gewesen, dass die Türkei als ein Ergebnis auch des Abkommens mit der EU, dadurch, dass sie mehr Hilfe erhält, im Gegenzug auch die Arbeitserlaubnis für syrische Flüchtlinge eröffnet hat. Ein Riesenschritt, der nach vorne geht, weil dort damit auch die syrischen Flüchtlinge neue Möglichkeiten haben. Und dass das nicht ganz einfach ist, kann man sich auch vorstellen. Denn wenn es Arbeitslosigkeit irgendwo gibt und dann kommen noch so viele Flüchtlinge, die arbeiten wollen, dann ist das in jedem Land ein Diskussionspunkt. Und deshalb war das aus meiner Sicht ein sehr mutiger Schritt. Wir haben darüber gesprochen, dass syrische Flüchtlinge in der Türkei willkommen sind, weil sie vor Krieg und fürchterlichen Auseinandersetzungen fliehen. Und mit 3 Millionen hat die Türkei hier den Beitrag übernommen unter allen Ländern, der allergrößte ist. Und deshalb ist es aus meiner Sicht absolut wichtig, dass die Europäische Union hier ihrer Verantwortung auch gerecht wird. Und Deutschland als Mitgliedsland der Europäischen Union tut das gerne. Wir haben die Gelegenheit natürlich genutzt, auch über all die Facetten der Umsetzung, der Bekämpfung der illegalen Migration zu sprechen und haben hier wirklich deutliche Fortschritte. Wir werden weiter im Gespräch bleiben und für Deutschland kann ich sagen, wir werden natürlich auch unsererseits die Verpflichtungen einhalten und insofern war das heute für mich jedenfalls ein sehr praktischer Einblick, was geleistet wird, was auch an Aufgaben auf die Städte hier zukommt. Und deshalb, glaube ich, ist unsere EU-Türkei-Fazilität sehr gut angelegt. Noch einmal herzlichen Dank allen, die uns hier freundschaftlich beherbergt haben und begleitet haben. Und für mich war das wichtig, einfach auch mal die Praxis ein Stück weit zu sehen. Ahmed, and thank you very much for this incredible show of hospitality we have seen today, not just by you and your government, but by the people of Gaziantep. It was remarkable to be witness of that in the streets and in all the places, and it really was heartwarming to be able to witness that. It shows the commitment of the Turkish people to accommodate an enormous influx of refugees, and I think we as Europeans should state very clearly today here that you are not alone in this, and Europe is committed to fulfilling the agreements we have reached. And I have to witness here to everyone that Prime Minister Davutoğlu and his government have stuck to the letter of the agreement we have reached, and we are working on it on a day-to-day basis to fulfill all elements of our agreement. The European Commission is strongly committed to making a success
of the Turkey facility. We really want these projects to take off. I mean, if you see the commitment of parents to look for a better future for their children, if you see the joy the children have in the schools we saw today, how can we then not help them get this education, work in a brighter future, so that they can go back to a free Syria and build up the country that really needs to be built up when this horrible war is over? And we want to be part of that. So by the end of July, I think we could have reached the level of over 1 billion euros of projects committed to ensure a better future for Syrians in Turkey. And I have to say that we also will have to show the same solidarity on the European side. And if I may, just a brief remark. The solidarity you see here in Turkey, we also saw in many European countries. If you see what is happening in Germany, that most of the effort is done by ordinary citizens who feel their duty to do something for another human being who's in trouble. And I think this show of solidarity across our continent gives you optimism about the future. Ich würde gerne zwei kurze Fragen stellen, wenn ich darf. Und zwar die erste wäre an die Frau Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidenten Davutoğlu. Denken Sie denn beide, dass türkische Staatsbürger von Sommer an ohne Visum in die EU reisen dürfen? Oder gibt es da vielleicht noch Probleme? Und die zweite kurze Frage wäre an die Frau Bundeskanzlerin, wie sehen Sie denn aktuell die Situation der Menschenrechte, der Pressefreiheit, der Meinungsfreiheit in der Türkei? Und wenn der Herr Ministerpräsident dazu auch noch was sagen will, dann würde ich mich auch sehr freuen. Danke. Ja, wir haben ja die Visafreiheit ab Ende Juni als Teil des EU-Türkei-Abkommens. Wir haben gesagt, dass die Türkei natürlich die Bedingungen erfüllen muss. Das sind 72 Projekte noch gewesen, die umgesetzt werden müssen. Und wir haben heute auch über einige Aspekte gesprochen. Die Kommission wird am 4. Mai einen Bericht dazu vorlegen. Und ich habe die Absicht, dass wir uns an die Verabredungen halten. Vorausgesetzt natürlich, dass die Türkei die entsprechenden Ergebnisse auch liefert. Und da sind wir in einem sehr engen Kontakt, da ist die Kommission in einem sehr engen Kontakt, aber auch Deutschland, unsere Innenministerien sind in einem sehr engen Kontakt, weil wir auch natürlich die Sorgen und die Befürchtungen, die wir haben, sehr offen miteinander diskutieren. Denn wir wollen auf der einen Seite die Sicherheit garantieren und auf der anderen Seite diese Zusage der Visafreiheit auch einhalten. Ich will nochmal daran erinnern, es war eh verabredet, dass im Oktober diese Visafreiheit eingeführt wird. Im Juni sollte das Rückführungsabkommen zwischen der EU und der Türkei gelten für Drittstaatsangehörige. Die Türkei hat jetzt sehr viel früher diese Rückführung nicht nur von Drittstaatsangehörigen, sondern aus Griechenland, sondern eben auch von Flüchtlingen akzeptiert. Und im Gegenzug war die Verabredung, statt Oktober jetzt auf Ende Juli zu gehen, also ein völlig neues Projekt ist das sowieso nicht, sondern das ist eins, was wir schon lange auf der Agenda hatten. Was die Fragen der Pressefreiheit, der Meinungsfreiheit und der Entwicklung insgesamt anbelangt, so wird ja immer wieder die Sorge geäußert, wir würden über solche Themen nicht mehr sprechen, weil wir jetzt in eine bestimmte Abhängigkeit von der Türkei geraten sind und uns deshalb sozusagen das nicht mehr zutrauen, dass wir das tun können. Ich darf Ihnen versichern, die Tatsache allein, dass wir so oft miteinander sprechen, sehr viel öfter als früher, führt dazu, dass wir natürlich alle diese Themen ansprechen und über alle diese Themen auch reden. Ich glaube im Übrigen, dass das EU-Türkei-Abkommen etwas ist, was auf Gegenseitigkeit beruht. Es gibt gute Gründe, warum auch die Türkei möchte, dass die Beziehungen zur Europäischen Union enger sind. Denn man kann daraus auch aus der türkischen Sicht, glaube ich, Positives sehen. Genauso wie es für uns gute Gründe gibt, die illegale Migration zu stoppen und hier eine Lastenteilung auch durchzuführen. Und wenn es Fälle der Pressefreiheit gibt, ob es um die Akkreditierung von Journalisten geht, oder wir haben heute über den Fall des ARD-Reporters gesprochen, der
auch uns beschäftigt hat, dann wird das angesprochen, dann wird das auf den Tisch gelegt, dann können wir darüber auch sehr offen und sehr ehrlich sprechen. Das heißt nicht, dass man in allem sofort 100% einer Meinung ist, aber das kommt auch mit Mitgliedstaaten der Europäischen Union vor, dass ich nicht immer einer Meinung bin. Und da könnte ich viele Dinge sagen. Bis jetzt kann ich nur sagen, haben diese Gespräche dazu geführt, dass wir mehr Fortschritt erzielt haben, als würden wir nicht miteinander reden. Und ich glaube, das wird auch weiter die Basis bleiben, dass für uns Werte unverzichtbar sind, wie Pressefreiheit, wie Meinungsfreiheit. Das haben wir auch in unseren Schlussfolgerungen, auch in den Gesprächen mit dem Ministerpräsidenten auf dem Europäischen Rat immer wieder betont. Und das setzen wir dann auch in konkrete Fälle um. Her şeyden önce Sayın Merkel'in de vurguladığı gibi her şeyi açık bir surette konuşmak Avrupa kültürünün bir parçasıdır. Bizim sadece kabul etmediğimiz husus bize dışarıdan bakılmasıdır. Bize dışarıdan ve tepeden bakılmasına müsamaha gösteremeyiz. Biz Avrupa ailesinin bir parçasıyız. Basın özgürlüğü dair her konuyu konuşabiliriz. Her hususu ele alabiliriz. Objektif olarak bunları tartışırız. Ve şunu ifade edeyim, başta Sayın Merkel, Sayın Tusk ve diğer dostlarım olmak üzere her bir araya gelişimizde karşılıklı kaygılarımızı hep paylaşıyoruz. Nihayet bunlar hepimizin kaygıları. Ama şu gerçeği de herkesin görmesi lazım. Türkiye son iki yılda dört büyük seçim yaşadı ve bu seçimler esnasında kimse herhangi bir propaganda, fikir özgürlüğü probleminin olduğunu iddia edemez. Birçok yayın organı son seçimde dahi hükümetin benim partim aleyhine yoğun bir eleştiride bulundu. Hiçbir zaman, hiçbir şekilde bu eleştirilere baskıyla karşılık vermeyi düşünmedim, düşünmeyiz. Demokrasi, basın özgürlüğüyle birlikte yükselen bir değerdir. Hepimiz buna saygı gösteriyoruz, göstereceğiz. Ola ki bazı uygulamalar, yanlış uygulama, anlaşılan uygulamalar varsa bunu da dostça paylaşacağız. Son olarak Kahire'den gelen bir Alman gazetecinin Türkiye'ye alınmaması konusu bana aktarıldığında arkadaşlara tetkik etmenin talimatını verdim. Anlaşıldı ki sayın gazetecinin herhangi bir gazetecilikle ilgili müracaatı olmadığı anlaşıldı. Herhangi bir Türkiye'ye gelmek isteyen turist ziyaretçi gibi müracaat ettiği için bazı konular göz önüne bulundurularak bu sıkıntı yaşanmış. Ama gazeteci olarak müracaat ettiğinde diğer gazeteciler gibi özgürlükçü bir şekilde değerlendirecek, mutlaka olumlu bir yaklaşım sergileyeceğiz. Burada bu tür münferit olaylardan hareketle Türkiye'de basın özgürlüğü konusunda spekülasyon yapılmasını doğru bulmam. Her şeyi dostça paylaşıyoruz. Dediğim gibi bir ailenin parçası olarak paylaşırsak her şeyi konuşmaya hazırız. Bugün bu tablo, onun için benim bu açıdan bizim için çok önemli. Her şeyi konuşuyoruz, çok açık bir yönelik. Aynı şekilde ben de değerli dostlarım, Avrupa'daki son dönemde artan aşırı ırkçı yaklaşımlar ve bunun basına yansımaları konusunu da aktarıyorum kendilerine. Son olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik olarak yapılan hakareti yine birlikte ele aldık. Basın özgürlüğü, insan haklarını, hakların ve insanın onuruna saygıyı göz ardı etmemeli. Basın özgürlüğü ancak insan onuruyla daim olabilir. Bir ülkenin Cumhurbaşkanı'na herhangi bir kapalı bir mekanda bile birimizin kulağının duymasının bile mümkün olmayacağı ağır hakaretlerde bulunmak asıl özgürlüğü içine değerlendirilir mi? Onu tartışabilmeliyiz. Eğer aynı konu başka bir ülkenin Cumhurbaşkanı ya da Başbakanı için, başka bir millet için zikredilseydi acaba kabul edilebilir miydi? Düşündünüz ki orada geçen ifadeleri Avrupa'da, Almanya'da gezen herhangi bir Türk kökenli Alman vatandaşı o ifadelere muhatap olduğunda bunun adı açık bir şekilde ırkçılıktır. Biz insan onuruyla basın özgürlüğünü birlikte Avrupa değeri olarak ele almak ve Avrupa değeri olarak bunu yükseltmek, yüceltmek durumundayız. Tek tek söyleyeceğiniz her hususu değerlendiririz, bakarız. Ama Türkiye'yi dediğim gibi ailenin dışında kabul edip sürekli İmtihan salonunda tutarmışçasına sürekli soru sormak da kimsenin hakkı değil. Bu soruları burada sorarsınız, cevaplandığı anlamda söylemiyorum. Ama bizi ailenin bir parçası olarak Sayın Merkel'in dediği gibi açık yönetikte konuşabileceğimiz bir ortamda değerlendirmek icap eder.
dışarıdan ve yukarıdan bir tavır takılmaksızın her konuyu tartışırız. Özellikle de zikredeyim, ben de geçmişte köşe yazarı olarak bulundum. Benim için en asli insan haklarından biri bir akademisyen olarak fikir özgürlüğüdür, basın özgürlüğüdür. Bu konuda Türkiye'nin herhangi bir şekilde bir şekilde bu konuda sıkıntı yaşamasını arzu etmeyiz. Gerekli bütün reformları, özgürlükçü yaklaşımları da sergileriz. Ama dediğim gibi bunları da dostça aramızda paylaşırız. Ben şimdiye kadar bu konuda sergilenen açık tutum dolayısıyla da Avrupalı muhataplarıma hep teşekkür etmişimdir. Karşılıklı olarak da bunları her zaman eşit düzeyde dostça ele alırız. Teşekkür. Efendim, sorum size olacak, Sayın Merkel olacak. Kilise neredeyse her gün bir saldırıyla karşı karşıya DEAŞ tarafından. Bununla ilgili ek önlemler alınacak mı? Ne gibi ek önlemler almayı planlıyorsunuz? İkinci olarak güvenli bölge konusu sürekli zaten Türkiye'nin gündemindeydi. Kampların Suriye'deki güvenli bölgede oluşturulması yönelik. Bu konu kabul gördü, görmedi ama hala bir adım atılabilmiş değil. Bu konuda yeniden nokta nedir? Bu soruyu yapsın Merkel'den de bekliyoruz. Sağ olun. Ja, wir tun ja alles, damit der Prozess wieder hin zu einem Frieden in Syrien vorankommt. Und das, was ich heute von den Menschen hier gehört habe, das zeigt mir auch, viele wollen zurück in ihre Heimat und sie sitzen nur wenige Kilometer weg von dieser Heimat und können trotzdem nicht hin. Das ist ein sehr trauriges Gefühl und das wird uns auch anspornen, weiter noch den politischen Prozess voranzubringen. Wir wollen, dass diese Friedensgespräche fortgesetzt werden unter der Führung von Herrn Mistura. Wir haben leider erleben müssen, dass die Waffenruhe jetzt nicht eingehalten wurde, dass von Seiten der Assad-Seite die Bombardierungen wieder aufgenommen wurden. Wir wissen, dass auch von Seiten des IS Kilis unter Druck ist und auch ich möchte mein tiefes Mitgefühl mit all den Betreuern, die dort Opfer zu beklagen haben. Das sind unhaltbare Zustände. Auch das zeigt die Dringlichkeit, dass wir vorankommen. Aber das heißt natürlich auch, dass alle Seiten kompromissbereit sind. Es kann nicht so weitergehen, wie es heute in Syrien ist. Und deshalb muss die Opposition natürlich in diese Gespräche so eingezogen werden, dass auch entsprechende Veränderungen in Syrien stattfinden. Ansonsten wird es dort keinen Frieden geben können. Deutschland ist mit dabei bei denen, die sich für diesen Frieden einsetzen. Wir haben eine sehr enge Kooperation zwischen Russland und der Vereinigten Staaten. Wir haben viele Akteure, die hier eine Rolle spielen. Und die Gespräche sind kompliziert, aber wir werden alles tun, um das voranzubringen. Bis dahin habe ich mich immer wieder auch in Gesprächen mit dem Ministerpräsidenten dafür eingesetzt, dass wir Gebiete schaffen, die unter besonderem Schutz des Waffenstillstandes stehen, wo man möglichst viele Sicherheiten geben kann. Und das muss eine vorrangige Position auch bei den Verhandlungen für einen Waffenstillstand haben. Solche Gebiete kann man ja sehr einfach identifizieren an der türkisch-syrischen Grenze. Und wir haben uns dafür eingesetzt, dass darauf möglichst viel Kraft verwendet wird. Und je sicherer sich die Menschen fühlen können, umso weniger müssen sie ihre Heimat verlassen. Deshalb messen wir dem eine besonders große Bedeutung bei. Gerçekten Kilis, senin hemen karşısında Suriye sınırları içinde çok yoğun bir çatışma yaşanıyor. Türkiye olarak biz her zaman Suriye'de bir an önce siyasi çözümün bulunması ve gerek rejimin gerek terör saldırılarının bitmesi için çok değişik çabalarda, tekliflerde bulunduk. Bunlardan biri de güvenli bölge teklifiydi. Ama maalesef 3 yıldır, hatta 4 yıldır sürekli gündeme getirdiğimiz bu teklif konusunda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ve uluslararası toplumun yeterli adımları atmamasının bedelini bugün Suriye halkı ve Türkiye ödüyor. Biz kendi ulusal güvenliğimiz için her türlü tedbiri aldık, alıyoruz, almaya devam edeceğiz. Kilis'teki vatandaşlarımıza bir kez daha özellikle şehit kardeşlerimizin ailelerine taziyelerimizi iletiyoruz. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta içinde Genelkurmay Başkanımızın da bir ziyareti oldu.
geçtiğimiz hafta içinde yine haftalık görüşmemizi kendileriyle de bu konuları detaylı bir şekilde ele aldık. Kilisenin savunması, kiliseye yönelik bu roket atışlarının durdurulması için atılması gereken adımlar konusunda gerekli her türlü çalışma yapıldı. Mütekabide çerçevesinde hemen mukabelede bulunup saldırı odakları imha ediyor. Ancak yine de Suriye içindeki bu terör odaklarının faaliyet alanları itibariyle özellikle hareketli bir takım araçlar üzerinden yaptıkları bazı saldırılar söz konusu. Önümüzdeki pazartesi günü bakanlar kurulunda da bu konuyu ele alacağız. Atılması gereken ek adımlar hiç tereddüt edilmeden atılacak ve Türkiye'nin güvenliği söz konusu olması hasebiyle de gerekli askeri her türlü tedbir alınacak. Ben tekrar teşekkür ediyorum değerli dostlarımıza, ziyaretleri dolayısıyla Türkiye-Avrupa Birliği arasında her zaman pozitif gündem olacak. Her konu açıkça konuşulacak ama dediğim gibi hep eşitler arasında, hep karşılıklı saygı içinde ve hep insan onurunu koruyacak şekilde. Tekrar teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.